Yakınlaştır komutu. Bu komut yardımıyla istersek ekranın tam orta noktasına yaklaşabiliriz, istersek belirlediğimiz bir noktaya yaklaşabiliriz, istersek de X ve Y eksenlerinin gözüken parçalarının üst ve alt sınırlarını bu komutla belirleyebiliriz. Giriş alanına yakınlaştır yazdığınızda 3 farklı hali karşınıza çıkar. İlkini seçip ölçek faktörü yerine sayısal bir değer girmeniz şu anlama gelir. Ekranın gözüken bölümünün tam orta noktasına aşağı yukarı şurası oluyor. Buraya 3 kat yaklaş demiş oluyorsunuz. Enter'a basalım ve 3 kat yaklaştı. Gerçekten orta noktasına yaklaştığını şöyle görebiliriz. Böyle büyük bir sayı oranda yaklaşalım. Ekranın tam orta noktasına yaklaşıyor. Ben şöyle orta noktayı işaretliyorum. Ekranı tekrar eski haline getirelim. Yani yaklaştığı kısım şurası oluyor. İspatını yapalım. Köşeden köşeye doğrular çiziyorum. Evet, gerçekten de yaklaştığı yerin tam ekranın orta noktası olduğunu görmüş olduk. Yani ilk komutun bize sağladığı yarar bu. Ama ekranın orta noktasına değil de ekran üzerinde belli bir yere yaklaşmak istiyorsak o zaman yapacağımız şey ölçek faktörünün yanına bir de o noktanın ismini yazmak olacak. Örneğin şu noktaya ben yaklaşmak isteyeyim, bu A noktası. Ve A noktasına 3 kat büyüterek, ekranı 3 kat genişleterek yaklaşmış olsun. Buraya A yazıyorum. Şöyle A noktasına yaklaşmış oldum. Uzaklaşalım. Bu şekilde yaklaşıyor. Üçüncüsü, X ve Y eksenlerinin gözüken parçalarının alt ve üst sınırlarını belirlemeye yarıyor. Şu an X ekseninin alt sınırı -3, üst sınırı 19. Ben X ekseninin alt sınırını örneğin -1.2, Y ekseninin alt sınırını -3.5, X ekseninin üst sınırını 10.6, Y ekseninin üst sınırını da 4.8 yapmış olsam, şöyle Enter'a bassam. Evet, gördüğünüz gibi X ve Y eksenlerinin alt ve üst sınırlarını değiştirmemi sağladı. Yani grafik özellikleri bölümünde aslında X ekseninin minimum maksimum, Y ekseninin minimum maksimum bölümlerini giriş alanından değiştirmiş oluyoruz. Yani yaptığımız şey bu oluyor arkadaşlar. Eğer bu komutları giriş alanında kullanırsanız herhangi bir nesne üretmez. Tek seferlik kullanımı oluyor bu komutların. Ama herhangi bir buton yardımıyla kullanmış olsanız, örneğin şöyle yaklaş yazalım. Yaklaş butonuna bastığımda yakınlaştır komutunu çalıştırsın ve yakınlaştır komutunu 2 olarak ayarlayalım. Baş harfini büyük yapmazsak sorun verir. Komutun orijinal halini kullanacağız. Her tıklamamda yaklaşıyor. Eğer oranı düşürmüş olsam şöyle 2 değil de 0.5 yapmış olsam. Yaklaş butonuna her bastığımda ekrandan uzaklaşmış olurum. Bunu şöyle kullanabiliriz. Bir tane örnek yapalım. Yaklaştır 1 diyorum. Yakınlaştır 1. Doğal olarak hiçbir etkisi olmayacak bastığımda. Ekrana ne yaklaşıyor ne uzaklaşıyor. Çünkü 1 diyoruz. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. Noktaya iz veriyorum. Noktayı sürüklediğimde iz oluşturuyor. Ctrl F yaparak bu izi silebiliyorduk. Veya mouse'un tekerleğiyle ileri geri yapıp bu izi silebiliyorduk.
Ama yaklaştır bir dememle de artık bunu silmiş olacak. Yani çok basit aslında ama çok da kullanışlı. İsmini de değiştirebiliriz bunu. Yaklaş yerine temizle diyelim örneğin. Butona bastığımda izi temizliyor. Bir nevi kontrol F yapmışım gibi bir etki oluşturuyor ekranda. Bu şekilde. Artık hayal gücünüzle bu komutu çok farklı şekillerde kullanmanız mümkün.